taziye ziyaretleri düzenleniyor, kuralların hiçe sayıldığı asker uğurlama eğlencesi yapılıyor, vaka sayıları artmaya devam ediyor. Samsun, salgın sürecinde giriş çıkış yasağının uygulandığı büyük şehirlerden biriydi. Ancak yasağın kalkması ve normalleşme ile birlikte vaka sayısı kısa sürede en çok artan il oldu. Samsun İl Sağlık Müdürü, hiç vaka görünmeyen bir ilçede bile 4 günde 18 kişinin virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Vaka sayısı, nüfus yoğunluğuna oranla en fazla artan bir diğer il var. Gizli taziye ziyaretleri, şehir dışından gidenlerin 14 günlük karantina sürecine uymaması vaka sayısını arttırdı. Son verilere göre kentte vaka sayısı 600'ü aştı. Ara yoğun bakımda değerlendirdiğimiz hastalarımız var. Ee, sanırım sosyal izolasyon kurallarına, karantina uygulamalarına, maske kullanılmasına, hijyen kurallarına uymazsak e, Van e, ikinci büyük dalgayı yaşayacak diye düşünüyorum. Zonguldak, büyük şehir olmayan ancak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı tek ildi. Maden ocakları ve demirçelik fabrikaları bulunan sanayi kentine il dışından gidenler vaka sayısını arttırdı. Yeni normal dediğimiz süreci her şey bitmiş gibi algılayan vatandaşlarımız çok fazla. Tamamen tedbirleri elden bırakan vatandaşlarımız da var. Aslında e, bu durumun böyle algılanmaması lazım. Diyarbakır'da son 16 günde 500 kişi virüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 700 kişi de evlerinde karantinaya alındı. İzmir'de bir yakınının asker uğurlama töreni için Kırıkkale'ye giden bir kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine asker eğlencesinin düzenlendiği maddedeki 14 ev tedbir amacıyla karantina altına alındı.